Son şey... Fenerbahçe karşısında 2-0'ın peşinde... Aa, evet, Zokos'un bir sokağında kalıyor. Kınalar renk kattılar, teşekkür ederiz yani. Bir sokağında sağda kalıyor Zokos. Bir sokağında sağda. Cantu'dan geldik derseniz kere... belki indirim yaparlar. Ben bir kere arabaya götürdüm, nerede video diye sıkıştırdılar beni. Kanka ben bir içecek bir şey yok ya, sen bir dolaptan. Orada ortaya agresif oyun geldi. Paranoyi burada öngörümüz açıldı. VPN açarak katılabilirsiniz. Bravo çocuklar. Eski güzel günler. Öngörüler açık arkadaşlar. Tuna'ya kaymaklı ekmek kadayıf mı? Abi kusar ama o kadar yenir mi ya? 5 kilo. Oğlum bak diyorum ki 1,5 saat Half-Life oynayacağız. Ben her vurduğumda bir şey yiyecek. Diren yedirecek. Counter falan da oynuyor Tuna. Abi Tuna'ya full karışık mı yedirsek? Karışık. 5 sushi, 10 midye, 20 çiğ köfte falan hani böyle. 30 lahmacun, 40 kokoreç mi? Belki. Yani yakalaması da zor gibi görünüyor. Sonuçta dikkatli hareket etti. İki tarafa da bakıyor. İçli köfte olabilir, midye olabilir. Sushi'den geldi. Çiğ köfte İlk olabilir. Kazanan FF oldu. Benim aklımdakiler bunlar ama sizle beraber ben karar verelim bak. Videoyu beraber tasarlayalım arkadaşlar. Olips yedir demişler. Fındık lahmacun ne olabilir? Shorty var. Burada iğrenç bir şey olmasına gerek yok. Zaten çok fazla yiyecek yani. 300 kere falan vuracağım. Normal bir Half-Life videosu olmayacak. Evet, Soshi de Renzi ile yoluna çıkacak. Yani kullanılır. Ben zaten bir oyuncunun silah almaması gayet okey. Çok güzelsin bir Volkan be. Rahat indirildi. Sociable silahı olmayan tek oyuncu olarak entry'yi buluyor. Renk tesirli bombayla buluyor. Raise verimi önemli. Eyvah. Nereden geliyorsunuz? Burada tabii ki bir lurk pozisyonunu bekliyordu. Filarsin de farkına varıyorlar. Artık yerler belli ama. Yaprak sarması demiş bir arkadaşım. Eller kollarda bağlı. Yaprak sarması olabilir ama... Önce diyorum ki düz çiğ köfte yedirelim. Her leviyeye de çiğ köfte dürüm yedirelim. Hazırlıklı. İki oyuncu birden bir double peek kovalıyor. Hep levy atarım o zaman ben. Dinliyorken. O zaman ben daha. Hiç bakmadı he buna gelen var mı, giden var mı? Stern'de daha. Bütçeni de sen düşün. Teyzelere mi ayırsak acaba ya? Atıyorum iki ölüm muz 10 kere. Sonra işte iki ölüm çiğ köfte, dürüm, sonra midye gibi. Ya bu shorty de biraz böyle bakı hissiyatı. Abi çocuğun da midesini bozmayın ya. Abi bozulmaz o. Onun midesi. Ya bir öğütücü mü bu adam amına koyayım? Bilmiyorum öyle duruyor ya. Bir tek öğütücü olabilir. Bence öğütücü bu arada yani. Kanka reels yüklemiş geçen gün. 5 kilo çiğ köfte yiyeceğim ben diyor. Bak buradan salonu komple dolu olduğunu düşün çiğ köfteyle böyle. Yine temiz bir başlangıç oldu FF'den. Fenerbahçe bakalım bu iki düelisti nasıl değerlendirecek savunma tarafında. Tabii biraz daha agresif yapmaları gerekiyor. Daha demin Diren de şey diyor ya, fındık lahmacun yedim. Oğlum adama normal lahmacun fındık hani gibi geliyor zaten. Savunma yapmak zor. Hayır ben yedirmem rahat olsun diye dedim kanka. Her türlü yer gibi kanka. O kadar hızlı lahmacun düremem gibime geldi. 5 kilo o kadar fazla değil mi? Amulan yesene. 2 kilo yesene ya. Hastaneye kalkarsın direkt. Mide spazmı geçirirsin bu arada. Mide sıkıştılar orada ama bilmiyorlar. Mitez'i bilmiyorlar, kimse bakmadı. Mitez acele ediyor. Yitu aim abi genç Lux. Hiç vurmayıp biraz daha bekleseydi ya Mitez. Hatalı oynadı. Yeteneklik social değil, daha rahat edebilirdi ama o anda çok ince bir hesaba girmesi lazımdı. Fazla bir şeyler kovalamıştı. 4'ü 3'te kalıyor şu anda konum. Sociable indirilen tek isim ve best burada perde geldikten sonra perdenin iç kısmında kaldı. Biraz dikkat dağıtmaya yönelik. Oyunu buraya doğru yıkmaya çalışacaklar. Hala bir Cypher tuzağı var. Hala bir Cypher kamerası var. Best olduğu için bunlara ihtiyaç en başta yokmuş gibi gözüküyor. Dikkatsiz çıkmayacaklardı bence. Bakıldı. Vay ikinci be. Ki. Yok, Yetu hemen takas alıyor. Takas tabii ki bu takasların tamamı Fireflux'ın istediği takas. Senin telefonu orada kanka. Yok sıkıntı yok. Şu an çok işlerini duyuyor. Yetuce şifasını kendisine kullandı. Boot geriye döndürebilir takınca oyunu. Böyle bir süre yani. Tabii ki var 35 saniye ama bence son saniye site'a oynamak onların adam çiğ köfte dükkanı varmış ondan şey yapmış. Trap'ten geçmek zorunda kalacaklardı. Oo, Yetuce açtı site'ı. Forward'a net tek başına. Bence Tuna'yı buldukça sen ye canı Tuna yedirmen ödül gibi olarak girecekler. Yalnız abi çok yediriz çok. Yetuce site'ta. Bireysel rekorunu bile kırabilir yani. Şey söyleyeceğim, çiğ köfte dükkanı olan biriyle anlaşıp ondan mı alsak çiğ köfteyi abi? Oy! Ne olsun be, küçük bir buz parçasının altına bombayı kurup. Süpersin be. Aldı bu P2.
ve FF'i 3. roundunu kazandırdı. Böylece ultisi de geldi. Yani yine aynı şeyi izliyoruz, fark ettin mi bilmiyorum ama yine 3-0'lık bir başlangıç. Burada yapılan ufak bir hata var tabii ki. Bakmadılar Mitez'in olduğu yere ama sonrasında iyi toparlıyorlar. Mitez'in de hatasından güzel faydalanıyorlar. Best birebir takasla gelse bile bonus roundda 3-2 çok da istediğiniz senaryo değil. Yine sayı avantajının kullanıldığı bir oyun. Gilerst'in de dizi gözükmüş. Y2J çok iyi yani oynadı. Hata yapmıyor. Wood'un üstüne yürüyorlar. Arkadaşlar spikerler bu arada bir tanesi gitarist, bir tanesi de biliyorsunuz zaten. Söylememize görülmek çok dumdur. Şimdi ulti içeriye doğru oynandı. Burada Stern geride kalacak. Yeri belli. Soşibul. İkinci niye geldi? AC. AC. Ben ikinci hiç gelir diye beklemedim. Hayır. Yani evet, bir rekor al. Reyes gördü. Bu şekilde bir last roller'da beklemiyorlardı. Mitek o aldıkları silahlara rağmen en azından bir hasar bırakabilecek. Sert oynadı ya. Silahı da korur fakat arkasından gelenciler bunu vermedi. Yani bir de üstünde kameranın iğnesi de vardı. Hani böyle 2 saniyede bir görüyorlar. Ona rağmen bir dikkat. Kanka yine ataktayız bu arada. Yine çok güzel başladık. Evet, atakta muazzam 4-0 bu arada. Defans haritası. Defans haritalarını atakta muazzam oynadık. Defansta bir tık sıçmıştık ama. Diğer tarafta Yetüce'nin ultisi zaten önceki roundda geldi. Bence burası o kadar uzamaz kanka. İlk maçta kesinlikle o kadar uzamamalı yani. Yapmak isteyebilirler. İlk zona direkt slow ve nade atıyor. Hemen. Hem B'de hem A'da. Ben BC patlıyorum çok hızlı. Evet, yani iyi kullanıyorlar. Önde oynamayı direkt engelliyorlar. Herhangi bir erken oyuna izin vermiyorlar. Şimdi bir de burada bu Best'i yakalayınca. İşte ya bakmanız gereken tek bir yer var. Bu güzel bir avantaj. Söylediğin şeyi yine kullandılar. Atılan yetenekler yakın temas kesiliyor. Sonrasında double peek, triple peek artık neyse kontrol alınıyor. Bir tane renk tesirli bomba Soulshivel'a doğru rahatsız etmek amacıyla atıldı. Bir yandan tabii kontrol de sağlamış oluyorlar bu sayede, alan kontrolü. Ve futbola takım ama tutuyor musun? Tutuyorum tabii ki, Fenerbahçeliyim. Sakin kaldı FF. Doğma büyüme. Acı değiller bu noktada. Yine Viper duvarını kullanarak alan kontrolüne devam ediyorlar. İzini buldum. B'de bir çakılı savunma. Mitez şu anda oynuyor. Ulti kullanıldı. İki ismin yeri belli. Ekranda Wuzip'i bekleyecekler. Oradaki smoke tabii ki izin vermeyecek giriyorsun ama skor tahmini. Korbu'dan etin geçişinde birazcık dert gibi çok iyi gördüler. Yani işte. Burada FF Fenerbahçe mi giriyorsun Fenerbahçe mi? Bu arada Mitte Lurk'teydi. Abi burada FF Fenerbahçe 2-0. Başta söyledim zaten. Burada da Giresun'a 2 atarız gibi geliyor. Haa. 2 atıp 3 yemeyin kanka sonra. Haa, oraları çok karıştırma. Zaten moralimiz bozuluyor sürekli. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Bomlar her yerde ya. Silah saklamak tek seçenek. Bu sene de felaket oynuyorlar. Harita daha bu kadar sıralama önemliyken yani Fener için Fener kesin satar maçı. Fenerbahçe'nin ortak düşüncesi bu zaten kanka. Kanka evet evet evet. Sezon sonu yaklaşıyor. Puan durumları, kritik maçlar satılır. Onu da yetecek. Ya ben şeyi istiyorum Dinan, satılmasın maçtan, şu Galatasaray-Fenerbahçe maçı şampiyonu belirleyen maç olsun da bir bayram yeri olsun ortalık, hani ikinci bayram. İlk bayramın bir haftası var zaten, sonra ikinci bayram. Yani mutlaka, zaten kaos haritası. Darbi neredeydi ya? Galatasaray. İyi bir ekonomi olmasa da sağımızda bize çaktılar kanka, affedersin. Dikkatli olduğu için erken safhada hamle yapmak zor. Çünkü biliyorlar çift duelist de mutlaka round başı bir hamle yapmaları gerekecek. Rağmen defansif oynayamazlar. Bu arada paranoyaya attılar. Best ultisini açtı. Bir tane de deep smoke geldi. Arkadaşlar kışkırtıcı şeyler yazmanıza gerek yok ya. Manda niye yazasım geliyor hepsine, emin ederim. Yok şey böyle ya, herkes ölümüne savunuyor, ölümüne böyle şu yazıyor, ben sevmem çok öyle muhabbetler. Poligon değiliz, taraftarız sadece. Herkes etkileşimi istiyor abi, bence olay yok. Eğlence orada. Elbette ama poligon değiliz ya, taraftarız sadece. Yenilirse de destekleriz, yenerse de. Bu kadar basit. O zaman bayağı desteklersiniz gibi geliyor bana. İşte her türlü destekliyoruz zaten. 10 sene oldu amına koyayım. Mitez de bunu destekledi. Soşi orada ipte bir dans etti ama Wozip doğru zamanda yardıma geldi. Fenerbahçe ilk roundunu kazanıyor. Tam da dediğimiz çıktı yani, ilginç bir baydı böyle yarım yamalak.
bir Stinger, bir Spectre, bir ulti. Burada CC çok dikkatli. Dikkat vermemiz gerekiyor. Abi var mı? Mevzu? Mevzu var. Harbi mi? Galiba bir round kaybettik. 5-1 oldu. Sıkıntılı mı kaybettik? Yani yani çok değil ya. Onlar mı ekstra yaptı? Yine aynı şekilde muhtemelen slow ve nade atacaklar. Hazırlandı Soshi ve... Verilmemesi gereken round diyeyim sana. Ama operatör olduğu için hiç... Yani dikkat etmek lazım. Evet, best round başında şansını denedi, isabet yok. Ama ısrarcı davranacak gibi duruyor, fakat burada kurt gelebilir tabii ki, birden flash gelebilir. Yani deşi yokken Best'in bir kili var gibi ama zorlayacak. Köpek Best'i. Bakalım. Kurt köpeğe gelecek. Bağlı. Burada bağlı her şey. Çok güzel bu arada. Çıkar mı buradan? Çıkar. Kaçtı. Kaçtı. Bir şekilde burada yaşamaya bravo. Devam ediyor. Çok iyi bu arada. İşimize geliyor şu an. Evet. Aa, Yisu'yu gördüm peki. Agresif. Abi yapar sürprizini. Abi yaparsa çok güzel olur bu arada ama Buda net de onu tutuyor. Yan tarafında yukarıdan sadece ona bakıyor. Duyuldu herhalde. İmkansız. Smoke da açıldı. Çık çık. Var mı info acaba? Evet, sağlı sollu smoke'lar var. Ses de verdiler. Abi. Artık zor. Ne olur ya. Helal lan. Al helal Yutu. Onu da vur Yutu. Helal be oğlum sana. Mitezi de yakalıyor. İki kişi kaldı. Fenerbahçe, Best ve Stern. Onlar da muhtemelen silahlarını korumak İyisin. İsteyecekler. Aynen öyle. Tabii özellikle operatörü ne olursa olsun korumaları bayağı kritik. Fireflux da burada 5 oyuncu olduğu için kovalamayı tercih eder. Base'e doğru gidecekler. Best'in yerini bulduklarında 2 oyuncu, 3 oyuncu, 4 oyuncu artık peaklerini alıp zorlama şansları var. Güzel bir çünkü birikim yaptılar. Yine su tarafına gittiler. Belki bir ip tarafına oynayabilirlerdi. İpi bıraktılar. Sadece suyu bekliyorlar. Ve bu iki silah korundu. 6-1. Bir haritanın bir şeyi mi? Replikası mı? Öyle görünüyor. Öyle görünüyor ve yani FF çok baskın, dominant oyunda ve hiçbir şekilde çözüm bulamayan Fenerbahçe var. 2-3 killleri var maksimum şu an 7 roundda. Yani, mola aldılar. İlk yarısı gibi. Valla chatte arada şey dönüyordu. Spikerler neden Fireflux tutuyor falan diyorlar da. Arkadaşlar taraf tutmuyorlar. Bir taraf daha iyi oynuyorsa, daha baskın oynuyorsa onun tarafına yorum yapmaları daha mantıklı. Çünkü bir taraf hani silip süpürüyor. Onun üzerine konuşmak çok daha mantıklı. TBA'ya geliyoruz az kaldı demiş. Yani S2G maçına da S2G'yi övüyorlar mesela başkalarına karşı. Bu S2G'yi tuttukları anlamına gelmiyor. Fenerbahçe şu an ezici üstünlük sağlasaydı Fireflux'a karşı Fenerbahçe'yi övüyor olacaklardı. Kesinlikle. Kim olur bilmiyorum. Şimdi triple killleri nereden görüyorlar? Şu an FF'den görüyorlar. Yani Soshi çıkıyor 3 vuruyor. Bilmem ne çıkıyor 3 vuruyor. Şimdi burada adam Fenerbahçe'de kimin neyi övebilir ki? Ben çok inançlıyım ya. Şu 7 round içerisinde en azından. Anladın mı? Övebileceği bir durum bile olmadı yani. Ya şöyle bir şey var, bunu zaten... Bütün takımlar dağılmazsa diye. Aynen. Keşif Okun'da da bunu konuşmuştuk o çektiğimiz programda. Ertuğrul yani abi hoş geldin. Ne yapıyorsun canım Ertuğrul abi? Ertuğrul abi hoş geldin. Yani muhtemelen Ascension'ı kazanacak. Evet. Ertuğrul abi deli gibi Valorant oynuyor. Biliyorum, konuşuyoruz biz Ertuğrul abi ya. Yani diğer bölgede... Benim yayınlara da geliyor sağ olsun. İnanılmaz yüksek seviyede olan bir takım görmüyorum. Başımızın tacı. Çoğu oyuncu da artık EMEA takımlarına, partner takımlara gittiği için... Yeni yeni başladı ama. İnsanlar diyor abi sen niye yayın açmıyorsun diyorlar bana diyor. Telefonlaşıyoruz biz 2-3 günde bir böyle. Şimdi bir operatör denemesi. Best burada asit havuzunu. Orada çünkü çok güzel çocuklarla muhabbetler kuruyor. Kafa dağıtıyor, eğleniyor. Perde artı asit havuzu gelince geriye doğru çekilmek durumunda kaldı. Fena olmayan bir peak var. Birazcık hasar almıştı orada havuzdan ama son mermi oturmuyor üzerine. Yayın açsa izleriz demiş Mentos. Kaçan iki tane atışın ardından herkes evlendi. Mentos 12 değiştirelim. Yani Olips yapalım hocam. Best deniyor tabii ki. Bence yapması da lazım. Yani mecbur deneyecek şöyle bir noktada. Evet, perdeyi açtılar. Emel yavaş yavaş yapıyorum. Rampaya doğru Ertuğrul yöneliyorlar. Ertuğrul abi biz Valorant'a karşılaştık, FF bayağı oynadı diyor. Kamera verdi onları biraz. Açmayı düşünüyorum diyor. Kamera olduğunu düşündüler. Vallahi oynarız yakın abi. Yakın noktaya smoklaştılar. Ulti de açtılar. Ekstra baskı veriyorlar burada Viper ultisi ile birlikte. Çok merak ediyorum ne yani muhabbetler dönecek böyle. Yani o yaşlarda pek yayıncı da yok Türkiye'de. Yok. Yapsa, hayat tecrübesini bakalım aktarsa. Bir tane abimiz var, o da arada uyuyor. Biliyorsun. Şimdi sol tarafta... Dedemiz var ya bir tane. Hangisi? Valorantçı dedemiz var, bilmiyor musun? Ha yok, ben Twitch'e abi giremiyorum ben çok. Dikkat etmek lazım. Arada giriyor çıkıyor bir tane flash geldi. Twitch'e giremiyorum çalışıyorum ben. Ertuğrul abi yaşlı demek istemedik sana. Soshi bunun şu girişe bir bakar mısın ya abi? Harika harika. Büyük üstad ya. İki tane kilde burada Raising kurucusu. Soshi bu hava yolları hakikaten. İkram pozisyon artık çok zor Fenerbahçe için bu round. Ay çok zor vuruştu bu arada CC için. Evet. Stern de orada. Ama da değişik bir eğimi var böyle. Var abi ya. 7-1 oldu.
temiz bir round. Valla ekstra İyi övgü değil yani. Çok saygı duyuyorum ya. Social'ın şu hareketlerine. JJ'nin oyun okumalarına. İyi bir pozisyon onu söyleyelim. Yani ben o bilinmezliğin ardından bir tekrar rotasyon güzel gelebilirdi. Güzel sarsmaydı bu arada. Hani rakip abi çok ışıl üstüne çok güzel oynadı. Cross çeviremezsin ki o sarsılmışken falan zaten. Canım. Çok güzel ayıktı Soşi. Sonrasında güzel oynadı. Arka tarafa doğru tek rakip tam bir bomba combo stili işte. Valorant gibi oynuyorlar oyunu. Evet. Heaven'dan çıkıp dirsek, dirseğe de gidildi. Round bitti. Fenerbahçe toplam 12 kill, Volkan 12 kill diyorlar. Kurtu açtılar. Yakından info almak istedi JJ. Shine'i de kullandı. Evet bu arada B'de bir baskı görüyoruz FF tarafından. Kalabalık. Trap var ama. Evet, trap'i kırdılar. One way açıldı Stern'den. Biraz zaman kazandılar tabii ki burada. Stern diğer tarafa geçmeyi tercih etti. Viper'ın smoke'un da açıldığını gördük. FF acele etmedi. Bir dondurdu oyunu. Sosyal izi alınca o maçın MVP'si başlamadan belli oluyor demiş Youngsup. Doğru. Ay, o takılıyor. Ona çok şey yapma yani. Oyun oynuyor falan bıçağından. Hep tatlıydı ona. Olasın Türkiye'nin en değerli oyuncusu evet bonservis olarak. Social. Yani söyleyemem etik olmaz ama hiç öyle bir transfer Türkiye tarihinde olmadı. Yarısı bile olmadı öyle bir transferin zamanında. Biri sormuş neden bir dönem başka bir takıma parlaya gitti diye. Onur Alp Social istedi çünkü arkadaşlar. Bu benim olacak demiş abi. Onur Alp isteyince oluyor biraz. Pozisyon almıyor dedi ki atayım. Ama bence gerek yok. YTJ bence ulti uzun süredir duruyor ya bir sıkıldı artık kullanayım. Mantığıyla çünkü takımda Sage ultisi atmayan yani ekonomiye baktığında sınırsız bir ekonomi var zaten hani ekonomik bir durum. Ama bonservis bedenini hak eden oyunculardan biri ya. Şişirilme bonservisi olduğunu düşünmüyorum bak. Çok profesyonel çok saygı evet, duyuyorum ya. Best ikilisi yani, silahlarını korumaya yurt dışına gidecek olsaydı çok daha fazlasına giderdi bu arada da. Tabii. Yani ama yurt içinde böyle bir bedel de gözükmedi onu da söyleyeyim evet. Böyle bir transfer ücreti yoktu. Soshi zaten yavaş yavaş aramaya başladı. Tarihe geçecek bir geldi, evet. Rakam yani fiyat. Bir timing olabilir. Ama çok profesyonel arkadaşlar. Bizim kulüpte 100. maçına çıktı. 33 adam vurdu. Şimdi 100 maç oynamışsın bir kulüpte. Volkan'ın yaşı da çok genç değil yani. Hani oyun bilgisi, oyun zekası, yeteneği o kadar yüksek ki bilmiyorum ya. Çok merak ediyorum neler olacak yani. Para zaten fazla biriktiği için şu 1,5 ay içinde çok değişik şeyler olacak. Bütün oyuncuları kaybedip bir kişi de hayatta kalsa bence kabul edecekleri bir takastı. Onlar da bunu yok İbrahim çık yukarı. Diyecek çok fazla bir şey yok. Yani Fireflux agresifliği, klasik bildiğimiz oyun. Rakibi bulduklarında darladıkça darlıyorlar, affetmiyorlar. Soshi kaç yaşında sen biliyor musun? 26 falan mı? 27 asla olması lazım. Edemeyeceğiniz. Ben 26 diye biliyorum. Her zaman da şey yapmıyor fark ettiysen. Hani sürekli bir flash desteği sürekli... Doğum gününü kutladık geçen gün ondan 26 milyondur 27 olmuş. Olabilir kanka. Rakılı bir kutladılar hocamlar. Yani. Şey yapacağız kanka Gaming House'lara gideceğiz. Yalnız savunmaya çalışacağız. Geçen annemle kız arkadaşım ona bir uğradık böyle. 5'er dakika PUBG Mobile'le oraya. Barbekü istiyorlar. Güzel bir mangal yapacağız onlara. Onu zaten konuştuk ama yapacağız. İnanılmaz kaynak da harcamadılar. Berk, sen, ben, Combat, Renalp, Evrim falan. Ya zaten iki silah var. Ve bu iki silah özellikle Edge gelmediği sürece çok büyük iş yapamayabilir. Firefox site'a yerleştiği genç saniye... gösteriyor çünkü yıpranmamış. Girişe izin rakipleri vermez. Rakipleri yıpran. Hemen burada ikili bir pick var. Bu ilk kaybeden ölçü sonrası... Biraz daha vursan da kanka ya. Helal be oğlum. Yeter ya. Yeterli yeterli. Takas Fenerbahçe'nin istediği gibi bir takas. Pozisyon 3'e 3'e geldi. Onlar yerden silahları alıyorlar. Smoke içinde bekleyen bir yetici çıktı saniye. Vozipon'u görecek. Soçibul'dan bir hata geldi. Mitez'e helal olsun çok iyi döndü. Jilers şimdi Jilers Vozip'i vurur mu? Lazım. Jilers'in üzerine doğru bu sefer tekli oyun geldi. Double'a gelecekler. Onu imhanın fake olmadığını anlamaya zorluyorlar ama... Yani Mitez de burada gidecek ve imhayı alacak. Yok 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 patlayacak patlayacak. Patlamaz. Patladı. Ooo nice. Yetmedi. Niye başta double'a çıkmadı? Adım gibi neredeyse emindim fakat Fenerbahçe yani, işte süreden biraz, evet. Biraz daha hızlı oynayabilirdi yani. Mitez orada risk almak istemedi çünkü olur da lobideki adam ölürse tek tek pozisyonda zorda kalacaktı. Anlaşamadılar işte yine anlaşamadılar abi. Sorun bak anlaşamama sorunları çok fazla. Evet. Ama bir de 8-1'in de verdiği bir etki vardı. Şu an 9-1 oldu da. Ya ben onu kabul etmiyorum. Tabii de teoride kabul etmiyorum. İlla mental olarak etkiliyordur yani. Hani ben e-sporcu olsam oyun devam ediyor sonuçta. Oyun devam ettiği sürece kazanma şansım var ama birde kalırlarsa çok çok tabii zor yani. Valorant da öyle bir oyun ya bir de.
Dönüyor abi, döndü mü döner. 9'a 3'tü ne oldu bak geçen maç. 3-1 yaptılar Soshi'yi. Bu Danet'i bir kez daha buluyor. Wood o esnada ağda şansını deneyecekti. Bestone'u gördü, yakında bir tane asit havuzu bırakıyor. Soshi nerelere geldi yani? Neredeyse B1'a geldi yalnız başına. Ya yani izlerken artık şey gibi oldu. Takıma gelen Smurf gibi bir noktadayız şu an. CC. Mesela Valorant'tan önce hangi oyun oynuyordu? Çok araştırma bulamadım. Abi olay şu. Herif Valorant'a başlıyor ve böyle oynuyor. Yani hani bu herife bir 10 yıl counter geçmiş ekle mesela. Gerçi az önce atılan ulti büyük daha başka oluyor. Pozisyonda kullanılırdı da. Olsun. Biz yine de öyle FPS geçmiş olmayıp Valorant'ta parlayan çok oyuncu var bu arada. Evet, Zula'dan, Valve Team'den gelen. Zine'den büyük örneklerinden biri. Combat mesela. Combat keza. Ondan sonra Twitter'da da bizi harasıyor. Kusura bakma kanka, en büyük de Zine'di söyledim önce Cenk. Ama. Oğlum zaten en büyük örnek olarak. Evet, Mozip Soshi'yi bulan isim. Mozip çok açık noktada. Jilert'in pikini de bozdu. Yani. Renk teseli bombasını kullandı. Wood. Alfacan, Neci, eski counter'cıyım diyordu biz. Yakalayınca Stern, arkadaki son yani oyuncu Stern. Yaşı çok küçük abi, Neci olabilir ki zaten. 17 yaşında, 16 yaşında bir şey yaptı. Profesyonel oldu zaten. Y2J, lobiye doğru bakıyor. Pek abi geçmiş olabilir. Ligin içerisinde timing oldu. Y2J artık biliyor, kamerayı da çok hızlı bir şekilde kırdı. Stern dans ediyor ama... Hadi lan. Yakındı be. Fenerbahçe ikinci roundunu kazandırdı. Ve skor 9-2 oldu. Yani şu round belki de buraya hiç gelmemeliydi ama bir şekilde bire bire kaldı. Bire birde çok iyi bir zamanlama yakalanabilirdi. Anlık giden iki tarafa da kayan oyunlar ve en son aim fight'ta belki de kozlar tekrar dağıtıldı. Sochi'nin yaptığı açılış 9-3 olması demiş Ertuğrul abi. Pek kurulan bir baskı olması gerekliydi çok ama çok sıkıntı yaratmaz ya. Hata yapmıyor. İlk kill alıyor. Sonrasında dönüyor, ikinci oyuncuyu vuruyor. Side'de bu kadar round almak çok zor atakta. Fakat Stern işte belki de en önemli isim. Çok sakin bekledi. Bayağı sakin kaldı. Hiç acele etmedi. Bu ultiden sonra da kolay bitirdi. Evet, A tarafında başlayan FF var bu sefer 5 kişi. Hızlı başladılar. Bulak çok güzel. Soshi Vesti yakaladı, ardından Stern'ü de düşürüyor. Bu boşuna da yani, bu söylenenler boşuna değil ya adamla ilgili. Boşuna övmedik. Uçmalı Raze entrisi. Uçmalı kaçmalı Raze entrisi. Uçuldu, kaçıldı. 2 kill geldi. Y2J'in ultisi var. Atılır mı? Gerek var mı? Tamam, harita üçü uzasın, hala bunu seyrediyoruz. Soşimizin ultisini de aldırdılar şimdi. Bir de ulti atacak. Şu an gayet bence durumdan mutlu. Wozip ultide, roket ellerinde. Bu da net. Aynı ultiyi kullandı. Döndü arkasından, Jilers'i buldu. Şimdi Soşi'nin de ultisi var ama. Soşibul benzer ah be. Ultiyi bu sefer. Azıcık daha geliyor olsalardı 2 saniye. Double kill. Acele etmelerine gerek yok. Y2'yi biliyorlar. Graf çıkacaklar ama. Ne oldu lan? FF hilesi oldu kanka. FF happens oldu. Y2'yi jilersi kaldırıyor. Mites böyle bir clutch'ta imkansız. Bu şeyler olsun. Valla. Çok güzel skor bu arada. Ataktayız abi. Atakta. Gayet temiz şekilde. Kale ya bu arada. 10'a 2. 12 round'da 20 vurmuş. Ya bitti. Yuvarlıyorum ben. Yani... Zula Wolf Team muhabbeti çok dönüyor da abi, para neredeyse, insanlar artık onu yapmak arkadaşlar, zorunda arkadaşlar, evet, ya geçim derdi, sıkıntısı. Bunları da hesaba katın. Hakikaten kolay para kazanılmıyor yani, Türkiye'de para kazanan 50 tane oyuncu ya var ya yok, öyle söyleyeyim. CS'de para mı kazanılıyordu abi zamanında? Millet tabii gidip Wolf Team'de oynayacak yani, tabii canım, parasına bakacak, yani. Zula'sına gidecek, farmını yapacak yani adam. Ben hiç absürt bakmıyorum ama millette bir ön yargı oluyor. Bu Zula'cı, bu Wolf Team'ci. Bana çok saçma geliyor. Bakın hala Türkiye'de deli gibi counter oynayan var. Dünyadan çok counter oynanan ülkelerden biriyiz yani. Benim YouTube izlenmelerinden belli bu, ne kadar Türkiye'de counter sevildiği. Ama counter'dan para kazanan, gelir elde edebilen kaç tane sporcu var arkadaşlar? Çok az. 10'dur. Bir elin parmağını geçmez. İki elin parmağını geçmez. Hadi bir el demeyelim de hani, iki eli geçmez. Karaca doğru gidiliyor. Mid açılınca info gelir gelmez. Lurk'te Fireflux site'ı İnşallah onu 15 yapacağız. Fark ettiysen pozisyon değişti. Fenerbahçe yine savunma oynuyor. Fireflux yine saldırı oynuyor. Garip. Major sahne, şampiyonu bir ara 250 kaydı. Şimdi 2 milyon dolar. Evet. Yani savun site şimdi yine. Bir efekt kazanıyor para. Yetmemiş gibi. Onlar da adanmış bir ömür var abi de counter'a yani. Bayağı hayat var yani gerçekten. Bomba, Soshi çantasını kullandı, geçti. Helal Soshi. Bir tane vururken öfkedekini bombayla öldürüyor. Bir tesirli bomba. Ekstradan Wooden etkiledi. Bitti maç. 11-2. 11-2. Plan çok net. Net. Plan çok net. Yani mid açılması ardından temiz bir sana lob. 5 kişilik kadro yetmez. Baba bilmiyorum herhalde Salih falan kurar o işleri ya. Counter yani.
İşte garajda bir kim antrenman hakimin de tabii. Ama... Daha iyi bilenleri her zaman bırakmak bizim sırrımız. Yani orada en liyakat işin ehline bırakacaksın. Takas olacaktı Mitesa'da. Öndekini yakaladı diye. Bu takım helal kardeşlerim demiş Ertuğrul abi Young Sap. Lander take atmadan el aldık demiş. Araç planı var. Young Sap. Site'da 2. Sociable'ın elinde de Vandal yalnız. Evet. Bir de Sage'in olduğu yere öyle dümdüz koşup girebilecekler mi bakayım? Rampa'ya gitmek istiyorlar mı? Onu tam olarak kestiremedim. Vandal o mesafede daha iyi. Haliyle Yetuce'nin de desteği çıkınca... Berk'in olup olmayacak, Berk'in kararı olacak arkadaşlar. Al işte. O neymiş? Al işte. Yani bu... Bu Fenerbahçe'nin okuyabileceği bir şey de değil artık. Yani. Ya oyun o noktada. Gerçekten Vandal farkıyla gidildi. Uzak mesafe. Kill alındı. Fenerbahçe 2 oyuncu kaybıyla şu anda bu fort. Nasıl şampiyon olmuşuz Diren MLB'ye? 25 chance, turn 85. MLB'de lig aşaması bitti abi. 11'in 3'ünüz şampiyon. Hemen bakalım at bana. Ya. Kill'i tekrar alıyor. Destek var. Forward net. Yeni ortağımız öyle güzel şeyler kattı ki bize. Önce, tabii skor çekmek evet. Ben hayatta kurmazdım ha. Düşürebildiklerinde düşürmeleri lazım. Kesin derdim. Mobacıyım ya biri çakar bize derdim. 12-2 bakarız ona da. 10 tane. Nice. Elinize sağlık çocuklar ama. Bonus alalım direkt gidelim mi kanka 13-2. Yani. Vallahi. Fenerbahçe'nin orada bump pick'ini de biraz... Zaten paraları yok. Daha demin biliyorsun baylardı. Az bir şey de olsa çekmişlerdi. Abi bu arada bizim... %95 falan bir eğitimimiz var ya turnuva tarihi boyunca böyle saçma sapan. Hayırlı olsun arkadaşlar kazandık 13-2 bitti maç. Digital Athletics var şimdi. De evet. Kaldı ki Thunderbolts'a karşı da... Laurens'e karşı oynayacağız ilk defa. Ciddi bir risk bu bump pick ekranında. Boot. Hemen bıraktı oraya. Smoke. Tabii bekliyorlar. Yakın temasa girmek isteyecekler. Bu bu açıklıkta gösterdi kendisini ama silah avantajı da ondaydı bir yandan. Ratata yaptılar, harcadılar. Cacı olduğunu unutmuşum. Kafam otomatik ağrılara gitti tabii artık bu roundda veya spektrelere gitti. Y2J görüyor. Burada fire power üstünlüğü çok fazla var ya şu an. Bire bire girdiler. Y2J kazandı. İki oyuncu burada açılmak isteyecekler. Fireflux gayet başarılı, gayet net. Bitişi görünmüyoruz şimdi. Fireflux gayet başarılı, gayet net dediler. Geliyoruz. Söylediklerimi geri almam gerekebilir. Gerekebilir. Lan tam bitişi görürüz dedim de göre öyle. Hayatta tüskilleri duruyor. Yapma Soşi be Soşi. Çok dikkatsiz ilerledi. Vozip onu yakaladı. Yetici ikiye tek pozisyonda kaldı. Çok İlk zor. Görünmüyor fakat ikili alması lazım Vozip. Hiçbir şekilde körsledim ağzımda galiba ya. Fenerbahçe 3. round'unu kazandı. Düşünsene ölüyorsun dans ettiriyorlar falan. Çok kötü. Yani. Abi o sonuncu şey yapıyor ya böyle bildiğin alttan yumruklu vuruyor böyle uçuruyor seni. Güzel abi. Yani. Bu konsept garip. Bizim duelist 2 duelist. Şimdi bu başladı. Bedel oynamış. 12 gitmiş. Kapatın maçı. Pausu geldi. Çok fenaydı ya. Konuşan Afron Fireflux'tan. O ne ya? Konuşan Phantom biliyor musun? Ha evet. Ne? Onun da çok ilginç bir animasyonu var. Böyle büyük bir robot çıkıyor. Evet, tabii seni böyle. Onu tuttu. Seviyorum. O mesela şey. Ya ezildiğini belli etmesi lazım. Anladın mı? Bayağı iyice zaten öldün. Bir üstüne basıp geçeceğim olması lazım onun. Ve bir mola Fireflux'tan. Beyler. Cıvımayın. Laubalilik istemem. Laubalilik istemem. Laubalilik. Şu an Mavera tam olarak onu söylüyor arkadaşlar. Laubalilik istemiyorum. Adamı 13, delirtmeyin. 13-3 bitirelim. 13-3 bitirelim abi. İşimiz gücümüz var ya. Tabii best bu harita hiç yok. Takım olarak zaten. Şu içeriden soruyu ben de merak ediyorum ya. Chatlerde bir soruyorlar. Prim muhabbeti. Çok iyi bir oyuncu performans gösteren herden prim oluyor mu abi? Biliyor. Deyip kaçarım ben bundan. Oyun buraya gelince ya abi böyle kaçak cevap verilmez ama ya. Ben de merak ediyorum. Ama general manager bu işin yani. Abi bilir. Tamam buradan oluyor. Lafını çıkartırım ben arkadaşlar. Siz de aynısını çıkartabilirsiniz. Ama böyle oluyor. Zaten çoğu takımda oluyor. Sporların çoğunda da oluyor. Ya düşünsene abi herkes 5 vururken adam 35 vurup seni şampiyonluğa götürmüş. Playoff'a çıkartmış. Gerek yok. Yani illa o rolde... Tabii ki bir gel dostum sana bir şeyler bir ısmarlayayım bir yemek alayım olur yani. Eyvallah kınk diyoruz çiğ köfte söylüyoruz ha. Ya, o kadar da değil. Eski röportajlarında söylemişti hatırlıyorum. Aa ben hatırlamıyorum. Kulaklığım var bu arada bu tarafta arkadaşlar. İyi bir düelist ama... Ben de burayı takmıyorum birbirimizi rahat duyuyoruz. Aynen öyle. Angelics. Ya bir de şey gibi takımın zaten fire power'ı artık hani Allahsız eğim noktası ya. Allahsız eğim dediler bizimkiler. Allahsız dediler bizimkiler arkadaşlar. Tövbe tövbe. Bu yüzden bence... Allahsız eğim ne ya?
İlk defa böyle spikerden böyle bir tabir duydum. Abi ben de ilk defa, hayatımda ilk defa duyuyorum ama doğru. Hani doğru, doğru yani. Biz böyle kendi aramızda yaparız bunun makası. Spikerden ilk defa duydum. Allahsız eğil. Önümüzdeki sezon falan bir değişiklik olur. Bir güzel böyle büyük update geliyor ya oraya. Büyük update gelir. Phoenix buff, Yoru buff. Orada konuşuruz. Fail oldu o iş. Yani şu anda bile çok az takım çıktı öyleyse gidiyor yüksek seviyede. İşte harita özelliği. Evet, harita özelinde yani. Evet, Şerif'i duyunca mı bastırmaya karar verdiler acaba? Simbeth çok net bir headshot bıraktı orada. 4 kişi kaldılar. Razor ise aktif. Ay helal olun Mesoşi'ye. Helal bu. Abi bitti. Ne, bitti ne oldu oğlum, hiçbir şey ne izlemedik oluyor ya. Ne oluyor? Ne ara bitti oyun? Tamam biz alkışlayalım kanka. Helal. Helal. Derimin yakışıklılığa bak, uzun saçlara be. Ya ne diyebiliriz? Bilmiyorum. Güzel maç. Domine etti. Olduğunu anlayamadan yine mid alıyorlar bu arada. Allahsız İkinci dediler. Maçta. Domine etti dediler. Jayne özellikle işte yani mesela burada attığı atış. Acayip bir performans. Nasıl maçta damanlı kaldı. Keşke şu 40 round falan oynansaydı ya. Çaplı belki bir riske atıyorsun. Volkan abimizi izleseydik her şöyle. Her zaman doğru yerde ve net oyunlarda bir. Fireflux gördük. Güzel maçtı ya. Jilersin. Abi çok değişik takım ya. Her site'de iki tane bela var. Beklenen oldu. Evet. Rakip haritada her maç biri destan bir yazıyor. Bu iki map Volkan'a yazar ama herhalde. Volkan çok yüksek performans. Baksana şu hareket abi. Şöyle şık bir vuruş var mı ya? Fireflux. Taktik olarak yani. Bu da güzeldi. Bunu vurması çok zor bu arada. O evet. Seçildi ya. Tam yere oturup kafasını sabit kalacağı anı bekleyip o anı yakalayıp bir de sağ sol yaptı orada da. Acele etmedi. Bir spreye de oturmadı. Disiplin de var orada yani. Tetik disiplini de önemli. Farkındayız. Abi Volkan bugün çiğ köfteyi hak etti. İlk haritada önemli bir mücadele verdi tabii ki ama fena değilim deyip bir çiğ köfte belki Onur Alp. Yani denediler şanslarını. Çift duelist bir tık arttıralım. Doritos'lu çiğ köfte söyleyelim ona. Oo abi ne yaptın? Batıracak mısın bizi? Böyle bir çizgisi var yani. Hani kazansam böyle ya biraz fazla olacak ama. Ama böyle kontrol